deprem bölgesinden çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Nurhak Belediye Başkanı Sayın İlhami Bozan bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Bozan. Meltem TV'den saygılar. Akşamlar diliyorum, yayınlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Sağolunuz, çok teşekkür ediyoruz. Ne durumdasınız? 3 ay geride kaldı, 4. aya ilerliyor bölge. Ne durumdasınız Sayın Bozan? Çadırlar, konteynerler, hasarlı evler, hayvanların durumu, hepsini merak ediyoruz. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Günaydın, bir 3 ay oldu deprem sonunda. Maalesef her daha önceki toplantılarımızda temiz gibi ciddi izlemeler kaydedemedik. Biz tabii ki belediyeler olarak ortaya koyuyoruz ama hükümet, iktidar bu konuda çok geri kaldığı için, hoş hareket ettiği için sıkıntılar artıyor, azalmıyor. Hala çadırda yaşayan vatandaşımızın sayısı çok fazla. Konteynere ihtiyacı çok fazla. Bakın dün de yağış oldu ara ara. Bugün de yağış oldu. Konteyner kalamayan vatandaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşıyor aynı şekilde. Mevcut konteyner kentler tamamıyla vatandaşın isteği doğrultusunda, yerel yönetim isteği doğrultusunda yapılmadığı için konteyner kentlere vatandaş hem gitmek istemiyor, hem de konteyner kentler yetersiz kalıyor. Bakın tam bahar mevsimindeyiz ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın bağ bahçe zamanı. Bağ bahçesi nerede? Evinin bulunduğu yere. Konteyner kent nerede? Evinin bulunduğu yere çok uzak bir noktada. O zaman vatandaşın sıkıntısı azalmak oluyor, tam tersine artmış oluyor. Bakın televizyonlarda da görüyoruz ki artık havaların ısınmasıyla birlikte çadırda yaşamak güvensiz bir ortam oluşturmaya başladı. Akrep, yılan, tazı, zararlı hayvanlar vatandaşlara zarar vermeye başladı.